Apartmanda her kafadan bir ses çıkıyor. Gürültü patırda eksik olmuyor. Kardeş kavgasına bir son vermek için %51 hissesini satın aldım. Ben kiracıyım, keşke ev sahibi olsaydım. Satıda arıza oldu diyelim ki. Siz mi ödüyorsunuz ev sahibi? Biz yapıyoruz, ev sahibi yapmaz ki hiçbir zaman. Kombi bozuldu, kiracınız mı ödüyor, siz mi? Ben. Kiracı ve ev sahibini karşı karşıya getiren bazı sorunlar var. İşte o sorunlardan birisi de kombi problemi. Peki kombide bir arıza olduğunda bunun masrafını ev sahibi mi ödemeli, kiracı mı? Ev sahibi daha çok bize bu işi paslıyordu. Neredeyse tamamını biz üstlenmiştik. Demirbaşların tümü ev sahibine aittir. Doğramalar, yer zemini, kombi, ekonomik ömrünü tamamlamış binaya, gayrimenkule dahil olan her şeyin yıpranmasından ev sahibi sorumludur. Kiracı öder. Çünkü o kullandığı için. Kapıyı yavaş çarpsana Nuri Bey. Daha geçen gün yaptırdı. Olur olur, anladık. Ancak kiracıları ilgilendiren durum, örneğin camın kırılması, musluğun kırılması, kullanım hatasından kaynaklı ise kiracılara aittir. Kombinin yıllık bakımı genelde kullanımdan dolayı olan bir şey ve onun kiracının ödemesi gerekiyor. Kombinin yıllık bakımı ev sahibine aittir. Kullanım hatasından kaynaklı kombide bir arıza meydana gelirse kiraladıktan sonra kiracıya aittir. Bir evde en çok sorun çıkan yerlerden birisi de banyolar. İşte bazen duşakabinlerde, bazen de musluklarda sıkıntı çıkabiliyor. İşte bu noktada önemli olansa kullanıcı hatası olup olmadığı. Su basmıştı evi, parkeler falan şişmişti. Ne yaptı, sizi aradı? Aradı, biz de yaptırdık komple. Araştırdık, kendisinden kaynaklanmadığı için biz yaptırdık. Eğer kiracı kötü bir şekilde kullanmış ve bu arıza meydana gelmişse bunun ceremesine de kiracının katlanması gerekiyor. Ama normal bir şekilde mutat bir kullanım neticesinde eğer bu arıza meydana gelmişse bu demirbaş içerisine girdiği için mal sahibini karşılaması gerekiyor. Özellikle son katları ilgilendiren çatı problemi. İşte yağmurlu havalarda evinize su sızması oldukça can sıkıcı bir durum. Peki bu masrafları kim ödeyecek? Çatıda mı? Yok, onu ev sahibidir. Apartmanın ortak alanlarıyla alakalı giderler. Çatı ve bodrum katı da bunların içerisine giriyor. Mal sahibinin karşılaması gereken giderler içerisine giriyor. Ben ödüyorum. Yapacak bir şey yok. Her şeye katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Ama sizin hakkınız var aslında ev sahibi. Hakkımız olsa olmazsa bazıları veriyor, çoğu kişi de vermez. Her iki taraf arasında bir ihtilaf var. İhtilafların çözümü de yargıya gidiyoruz. Kiracıların çağırdıkları ustalardan ya da teknik kişilerden oradaki arızanın gerekçesini izah edecek bir şekilde bir rapor veya belge isteyebilirler. İyi yaptın evladım. Ahirette iman, dünyada mekan demişler. Güle güle otur Seyit. Kiralarda bir artış olacak mı acaba Seyit Bey? Yok. Kiraları arttırmayacağım.